all mistakes were good goals from the side of Genk, but those kind of things we can't accept anymore. But we still have a game in Adana, and yeah, I'm looking forward to play that game already. But we're going to analyze what we did wrong and try to improve this in the next game. Tabii ki de hayal kırıklığına uğradığımız bir maç oldu açıkçası baktığınızda sonuç olarak. İlk yarıda birkaç zor anlar yaşadığımız dakikalar vardı. Sonra 20. dakikada biliyorsunuz ki maça tamamıyla hani ortak olmaya başladık. 0-0 bitirdikten sonra ilk yarıyı ikinci yarıya başladık ve çok da güzel bir gol attık. Sonrasında maalesef saçma sapan iki tane faul yüzünden iki tane gol yedik ama o gollerde özellikle de markaj hatası yaptık. Markajdan çıktık bir anda. Tamamıyla top bizim alanımızdan çıkmasa da. Ama baktığınızda bir tane daha maçımız var Adana'da ve keşke şimdi oynayabilsem. Yani o kadar yani sabırsızım o maçla alakalı. Bütün gereken analizleri yapacağız. Düzeltmemiz gereken hataları düzelteceğiz ve o maçta da elimizden gelen her şeyi yaparak iyi bir sonuca çevireceğiz. Another game to get, you know, a good result with other circumstances. So we go to work and have a good result in Turkey. Yani sorulan soru hocamıza Genk'in biraz daha böyle son dakikalara doğru yaklaştığında sanki biraz daha enerjik ve bizim takıma göre biraz daha tazeymiş gibi bir görüntü verdi. Ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Hocamız da açıkçası maçın gidişatıyla alakalı aslında öyle gözükse de sadece o iki tane hatadan kaynaklanan o golleri yemememiz lazım. Kabul edilmez bu tarz golleri yemek. Çünkü maçınıza leke olarak yansıyabiliyor baktığınızda. Çünkü çok iyi bir maç oynamışsınız, öne de geçmişsiniz ama iki tane bireysel hatadan dolayı bu şekilde mağlup oluyorsunuz. O yüzden bu konuda zaten gereken bütün analizleri yapacağız. Aradan da en iyi sonucu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.